Efendim, İstanbulluların sadece ev kiralarıyla değil dükkan kiralarıyla da başı dertti. Esnaf fahiş zamlarla başa çıkamaz oldu. Özellikle alışveriş caddelerindeki dükkanların kirası milyona dayandı. Burası Levent'te bir alışveriş merkezi. Dükkanların çoğu kapalı. Ticari konutlarda %25 sınırı yok ya. Çoğu dükkanda böyle kapı duvar. Alışveriş merkezlerinin içinden çıkıp sokakları tercih etmeye başladı. İstanbul'da kira krizi büyüyor. Ev kiralarının yanı sıra dükkan ve mağazaların kiraları da aldı başına gitti. Öyle ki mal sahipleri 5-6 kat birden arttırmak istiyor kirayı. 80-450 bandı. İnsanların aklını bozuyor, mal sahibi kiracısını zorlamaya başlıyor. Nişantaşı, Etiler, Bağdat Caddesi gibi İstanbul'un belli yerleri değerine değer kattı. Bakın mağaza dükkan kiraları neydi, ne oldu? 1 milyon 200 bin dolar devir, 1 milyon 100 bin lira kira. Nerede bu dükkan? Teşvikiye Caddesi'nde. 550 metrekare 3 katlı mağaza. Yerine göre de değişiyor. Bir Etiler'deki kira fiyatları daha yüksek. Nişantaşı Abdi İpekçi, Teşvikiye, Vali Konağı. Burada şu anda 500 bin liranın altında, 400 bin liranın altında yeni dükkan bulamazsınız. Geçen bir arkadaşım geldi, küçük bir butik açacak. 70 bin lira demişler ama 12 metre. Dükkan ve mağaza kiralarının artmasındaki en önemli nedenlerden biri de alışveriş merkezlerinde eskisi kadar mağazaların iş yapmaması. Zaten oradan boşalanların buraya gelmesinden oldu bu. Bakın, Levent'te bir alışveriş merkezindeyim ve yanımda gördüğünüz dükkanların hepsi kapalı, kiracısı yok. Girişlerini reklam afişleriyle doldurmuşlar. Zaten kapandı hepsi. Nişantaşı, Etiler, Bağdat Caddesi gibi üst kalite sokaklara girip iki alışveriş merkezinin işini belki bir kişiyle yapıyorlar. Böyle küçük bir dükkanı Etiler gibi bir yerde açsam yani kiralar 70-80'den aşağı olmaz. Lüks markalar, kafeler böyle caddeleri tercih ediyor. Hay böyle olunca da değerleniyor buradaki dükkanlar ve kiralar arttıkça artıyor. Dört gözle bekliyoruz bir çözüm bulmalarını.